Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir gün ve harika bir motosikletim var ve ben de ne yapayım dedim. Bir motovlog patlatayım dedim. Şöyle biraz sürelim motorumuzda. Şu güzel havayı değerlendirelim. Hem de size en çok sorduğunuz sorulardan biri olan Avrupa'ya veya herhangi bir ülkeye, ben daha çok Avrupa ülkelerini biliyorum, onlara nasıl göç edilir? Neler yapılıyor, neler ediliyor? Kanunları biraz anlatmaya çalışayım. Şöyle düz tarafa geçelim, ters yönde duruyoruz. Öncelikle bilmeyenler için, beni çok eskiden beri takip eden arkadaşlar için hemen anlatayım. Ben şu anda Hollanda'da yaşıyorum. Yani 4-5 yıldır buradayım, bu ülkedeyim. Bayağı bir tecrübe edindim ülkeyle alakalı. Biraz kendi tecrübelerimden, biraz haberlerde veya internette öğrendiklerimden. Çünkü bayağı bir araştırdım, çok soran da oldu civarımda. Onlara dayanarak nasıl göç edilir? Bu konuyu anlatmaya çalışacağım kısaca. Çok böyle derinlemesine kanunları anlatmayacağım canınız çok sıkılmasın diye, ama yine de yöntemlerine nasıl yapılabileceğini anlatacağım. Birinci yöntem, Avrupa için demiyorum, şöyle düşünün. Avrupa'yı tek bir ülke olarak düşünmek biraz yanılgı olabilir. Çünkü Avrupa'da Bulgaristan da var, Avrupa ülkeleri arasında. İşte Hollanda da var, İsveç de var, Finlandiya var, Fransa var. Hepsinin kanunları ayrı. Ve tabii ki bazı ülkeler arasında herhangi bir sınır yok. Mesela örnek veriyorum, Hollanda ve Hollanda ve Belçika, Hollanda ve Almanya arasında sınır yok. Yani böyle bildiğiniz dümdüz geçiyorsunuz diğer ülkeye, mahalle değiştirir gibi. Bazen bir çizgi oluyor böyle mahalle aralarında, işte burası neyle, orası BE diye, Belçika ne, Netherlands şeklinde. Onun dışında bir şey olmuyor ama bir adım attıktan sonra bazı kanunlar değişebiliyor. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Kanunların hepsi bütün Avrupa'da kesinlikle aynı değil. Cezalar da aynı şekilde. Mesela İsviçre'deki cezalar maaşınıza göre kesilirken Hollanda'da biraz daha farklı veya Almanya'da. Çünkü İsviçre'nin gelir seviyesi farklı, buranın farklı. O yüzden böyle ayrımlar var. Bunu göz önünde bulundurun. Bu göç kanunlarında da aynı şekilde geçerli oluyor. Yani Avrupa'ya göç etmek, ya mesela Schengen vizesi alıyorsunuz, Avrupa'da gezebiliyorsunuz ama göç etme kısmı tamamıyla ayrı. O yüzden ben sadece biraz bildiğim Almanya, biraz Hollanda'dan bahsedeceğim. Öncelikle ilk olarak göç edeceğiniz ülkeye göre değişir. Ülkenin dilini bilmeniz lazım. Eğer yalnız başınıza göç ediyorsanız, beyin göçü yapıyorsanız bunlar çok önemli değil. Beyin göçü çünkü olduğu zaman İngilizce biliyor olmak yeterlidir. O yüzden yine bir ekstra dil biliyor olmanız lazım. Yani dil bilmeden böyle bir şeye kalkışmak biraz sizi yorabilir yani. Önünüze çok fazla engel çıkarabilir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Benim de dil kısmı buraya geldiğim zaman beni zorlamıştı. Biraz engelli gibi hissetmiştim. Çünkü birisi sizin adınıza, sizin için konuşuyor. Düşünsenize yani, sizin ağzınız yokmuş gibi yani. O yüzden İngilizce biliyorum diyordum ama o İngilizce de o kadar yeterli değilmiş. Gelince öğrendim. Şansıma buradaki insanların tamamı İngilizce biliyor. Neredeyse yani en bilmiyorum diyen bile şakır yani, su gibi konuşur. Özellikle Almanlar bilmiyorum der. Bir konuşur, yüzün kızarır, gözünden yaş gelir yani. Bu mu bilmiyorum demek oluyor. Hani ana dilim kadar bilmiyorum demek gibi bir şey oluyor. O da mütevaziliklerinden. O yüzden öncelikle İngilizce veya göç ettiğiniz ülkenin dili, göç etme durumunuza göre de değişiyor tabii ki. Beyin göçü bu yöntemlerin bir tanesi. Beyin göçü ne demek? Siz bir mühendissiniz, bir doktorsunuz. Buradaki ilanlardan bir tanesine başvuruyorsunuz. Örnek veriyorum. Bir tane hastaneye başvuruyorsunuz. Doktor olduğunuzu varsayalım. Hastanedekiler de diyor ki tamam buyurun gelin bir görüşme yapalım diyorlar. Görüşme yapıyorlar veya uzaktan, artık korona dönemleri olduğu için uzaktan sizle bir görüşme yapıyorlar görüntülü şekilde. Kabul ediliyorsunuz, geliyorsunuz. Size bir bazı belge, bazen şöyle oluyor. Belgeleri sizin için şirket ayarlayabiliyor veya size bazı bilgileri, belgeleri gönderiyorlar. Siz ayarlıyorsunuz. Onların da belli bir ödemesi oluyor, birkaç bin euro. Bu şekilde bir süreç. Tabii ki bu sürecin sonunda sizin eğer doktorsanız benim bildiğim kadarıyla ana dili, yani bunun ana dilini bilmeniz lazım. Yoksa nasıl hastaları tedavi edeceksiniz? İngilizce her hasta bilmek veya İngilizce derdini anlatmak, şey yapmak zorunda değil. O yüzden meslek meslekte değişebiliyor. Ama tabii ki yani ne olursa olsun mantık kurduğunuz zaman yaşadığınız ülkenin dilini bilmek önemli ne olursa olsun. Ben de şu anda İngilizce bildiğim halde Hollanda dilini, yani Hollandacayı öğrenmeye çalışıyorum. Flemenkçe diyorlar, Hollandaca diyorlar. Benim de kafam karışıyor. Herkesin
konuşması, telaffuzu farklı oluyor yani. Buradaki yerliler Hollandacı diyorlar, ben de ona alıştım. Ama biz Türkiye'de Flemenkçe diyebiliyoruz bu dili. Neyse, dil konusu önemli. Birinci yöntem beyin göçü, ikinci yöntem ve bizim ülkedeki birçok kişinin ilgisini çeken yöntem evlilik şekliyle gelmek, evlenerek buraya gelmek. Evlilik kısmı daha kolay görünüyor. Hiçbir vasfınızın olmasına gerek yok gibi görünüyor. Tabii dil kısmı bunda da önemli. Eğer dil bilmezseniz tamamıyla muhtaç durumda olursunuz. İş bulamazsınız. Sıkıntı yani her açıdan. Şöyle biraz serinleyeyim. Sıcak oldu. Oh güzel. Hava harika ya. Evlilik yöntemi de biraz zor bir yöntem. Çünkü burada biriyle tanışma olasılığınız Türkiye'de çok zor. Belki internet var, başka bir şey, başka bir konu ama kültür farkı da var. Kültür farkı ne demek? Buradaki insanların düşüncesi size, Türkiye'deki insanlara ters gelebilir. Buradaki diyor ki burada yaşamak da zor. Türkiye diyor ki gel bir de burada yaşa. Buradaki diyor ki düzenim var, gelemem. Hani anlı kafalar tamamıyla ayrı yani. Bazısı bir şey onaylarken bazısı bir şey Türkiye'deki bir şey onaylamayabilir. Ülke ülkede değişebilir yani. Tamam ya, bir de şöyle bir durum var. Burada doğup büyüyen insanlar Türkçe bilmeleri onların bir Türk zihniyetine sahip oldukları anlamına gelmez. Türkiye'de biz bazı şeyleri buradakilerden çok farklı düşünüyoruz. Ben de bunu buraya sonradan gelen biri olarak görüyorum. Yadırgadığımdan söylemiyorum. Böyle bir fark var diyorum yani. Buradaki kötü Türkiye'deki iyi veya Türkiye'deki kötü buradaki iyi demek istemiyorum. Kesinlikle öyle anlaşılmasın. Ama arada gerçekten bir şey farkı var. Yani düşünün, diyelim ki örnek veriyorum, siz İstanbul'da doğmuş büyümüşsünüz. Bir Karadenizliyle bir İç Anadolu'yla anlaşmanız, iletişim kurmanız veya aynı konularda sohbet edebilmeniz zorken, düşünün bir de başka bir ülkedeki insanla diyalog kurmak. Çünkü bu adamın, sallıyorum yani, 25 yaşında bir kişiden bahsedelim, Avrupa'da yaşayan, 25 yaşına kadar gördüğü tecrübeler seninkinden tamamen farklı. Belki onun sallıyorum hafta sonu babası gezmeye götürecekti, götürmedi diye üzülüyor. Sen kolun koptu, ona üzülüyorsun yani. Hani biraz öyle şeyler var, anladın? Tabi burada da zorluklar var, ona girmeyeceğim hiç, ama dediğim gibi yani evlilik kısmı biraz insanın iletişim gücüne bakıyor. Ona karışmıyorum, o duygusal bir kısım. Ama kolay olduğunu düşünmüyorum. Ama böyle bir yöntem var, bunu bir kenara koyalım. İşin doğrusu ben sevgilim için geldim yani. Ben sevgiliyken buraya göç ettim. Benim durum tamamıyla farklı. Kendi detaylarıma girmeyeceğim. Özel hayat sonuçta. Ama evlendim şu anda. Evliyim. Evlendiğime göre her şey yolunda. Şöyle bir hızlansam da serinlesem ya. Piştim. Durunca yanıyorum. Beynim yanıyor. O yüzden trafik lambalarının olmadığı bir yere doğru ilerliyorum. Şöyle biraz çiftliklerin olduğu bir bölge. Bir diğer kısım, benim gibi fakirlerin ilgisini çekmeyen bir göç etme yöntemi de var. O da şu: tamamıyla paranız var, birkaç milyon euronuz var bankanızda, belki o kadar olmasa da olur, ve iş kurma amacıyla Hollanda'ya veya Almanya'ya veya Avrupa'ya geliyorsunuz. Bunu sanırım bir ülkede, Sırbistan'da mı bir yerde, bunu bir çakallığını bulmuşlar. İş kuruyorum diye gelip süresiz vize alıyorlarmış. Öyle bir şey duydum, tam emin değilim. Ama Hollanda'ya gelecekseniz sizin iş planınızı, ne kadar paranız var, ne kadar süreyle plan yaptınız, nereye tuttu, ne yaptın, bir sürü detay istiyorlar. İş kurarak da Hollanda'ya gelebiliyorsunuz. Bu bizim Türkiye'deki bilmem kaç milyon TL'lik arsa alırsan, ev alırsan sana vatandaşlık veririz muhabbetine biraz benziyor. Sinir bozucu bir muhabbet. Ama burada sana asla vatandaşlık vermiyor. Vatandaş olabilmen için burada 5 yıl çalışıp 5 yıl yaşayıp Hollandaca diline de ve kültürüne de hakim olman lazım diyebiliyorum bu şekilde. Benim eşim Hollanda vatandaşı olduğu için benim için 3 yıl. Şu anda zaten Hollanda dilini anlamaya, öğrenmeye çalışıyorum. Gerçekten çok abidik gubidik kelimeler var. Telaffuzu da acayip zor ama yavaş yavaş alışıyorum. Çalıştığım iş yerimde de insanlar konuşuyor gün içinde. Kulak dolgunluğu da oluyor. Biraz karışık bir dil yani. Böyle İngilizce biliyorsanız biraz anlama ihtimaliniz daha yüksek ama biraz zor. Bu arada kaçıncıda kaldık? Evlilik, beyin göçü. Beyin göçünde bu arada şöyle de bir durum var.
doktor, mühendis inanılmaz aranıyor. İnanılmaz aranıyor yani Avrupa ülkelerinde. Almanya, Hollanda süper arıyor yani. O kadar arıyor ki böyle yani neredeyse Türkiye'deki mühendisler sömürecekler yapabilseler böyle. Benim çalıştığım iş yerinde özellikle Hindistan'dan çok insan geliyor. Türkiye'den çok insan geliyor. O kadar çok mühendis var ki yani yurt dışına gelen neredeyse ofiste oturunca Hollanda yani Felemençe dilinden, İngilizce dilinden daha çok onların konuşmalarını duyuyorsunuz. Türkçe konuşanlar falan çok fazla var. Çünkü çok mühendis geliyor. Tamam, buranın mühendisi yok mu diye düşünüyor olabilirsiniz. Hollanda'nın yok mu? Hiç yani buradakiler ne oluyor, nereye gidiyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Buradakiler de benim duyduğum kadarıyla Amerika'ya, İngiltere'ye gidiyorlar. Daha yüksek maaş, daha dolgun maaş, daha iyi şeyler. Niye? Çünkü adam zaten ana dili gibi İngilizce biliyor. Buradakilerin ikinci dili İngilizcedir. Hepsi süper konuşur. Zaten zihinsel açıdan çok iyice, nasıl söyleyeyim, eğitimli millet. Ne yapıyor? Amerika'ya gidiyor. Çok çok daha yüksek maaş alıyor. Çünkü buradaki okullardan alınan diploma çok daha geçerli oluyor oralarda. Neyse, bu konuyu da geçelim. Beyin göçü atladık. İş kurma, para vesaire atladık. Bir de şu anda Almanya'da ve Avrupa'nın birçok ülkesinde olan işçi sıkıntısı. İşçi sıkıntısı da neyle alakalı? Hava yolları, konaklama hizmetleri gibi hizmetlerle alakalı çok fazla işçi aranıyor. Bunlara da internette, Google'da bulduğum bazı ekran görüntülerini koyacağım ekrana ki görebilirsiniz. Alakalı insan varsa çevrenize iletebilirsiniz. Bu da şöyle oluyor. Bu Almanya için bahsedeyim. Onunla alakalı araştırmıştım biraz. İşçi statüsünü, yani iş için Almanya'dan vize alabiliyorsunuz. Bu da yaptığınız işe, örnek veriyorum, siz bir hava yollarıyla alakalı gidelim. Yer hizmetlerinde çalışan birisiniz. Belli bir dil tecrübeniz var. Belli bir iş tecrübeniz var. Belli bir CV'nizde bir güzel şeyler, bilgiler var işte onların beğenebileceği. İngilizce biliyorum, Almanca biliyorum. İşte şurada şu kadar yıl çalıştım. İşte şu anda da planım işte Almanya'da şu havaalanında şu bölümde çalışmak gibi veya şu kadar süre ihtiyacım var Almanya'ya gelip işte şu kadar cebimde para var, burada kalacağım. İşte şu bölgelerde iş arayacağım gibi bir plan sunuyorsunuz. Size de belli bir süreliğine vize veriliyor. 6 ay diye hatırlıyorum iş bulmak için. Tabii o sürede geçinmek için de ne iş olsa yaparım pozisyona girmemeniz lazım ki o vizeyi alırken sizi mülakata çağırıyorlar ki bakıyorlar sen ne iş olsa yaparımcı mısın yoksa harbiden sen böyle mesleğin var bunun için mi geliyorsun diye bakıyorlar. Zaten mesleğiniz iyiyse, profiliniz düzgünse adamlar diyor tamam bu adam bu iş için gelecek, abidik gubidik işler yapmayacak deyip size vizenizi veriyorlar. Biraz yavaş gidiyorum buraya göre de neyse, önemli değil. Ve gidip işinizin başına geçebiliyorsunuz. İnternet yazan maaşlar kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Ben öyle maaşlar görüyorum ki Almanya işçi arıyor işte 6000 euro maaş veriyor. Öyle bir şey kesinlikle yok arkadaşlar. O kadar saçmalıyorlar ki bazen böyle haber sitelerinin bazılarında yorum da yapamıyorsun yani altına da yazamıyorsun bir şey. Ya diyorum ki bizim millet de bunları görüp üzülüyordur ya bu kadar maaş veriyorlar şu mesleğe bu mesleğe diye. Biz burada sürünüyoruz diyorlardır. Ben de görsem öyle derim yani. O zaman ben de sürünüyorum çünkü öyle bir maaş yazıyorlar ki ben bile o kadar maaş almıyorum. Bilgisayar mühendisliği yapıyorum yani. Çok büyük bir şirkette neyse. Onu geçelim. O yüzden hani TikTok'ta falan da Instagram'da o scroll yapıyorsunuz ya orada da çıkıyor böyle abidik gubidik şeyler. Asla inanmayın arkadaşlar. İnternette Glassdoor isminde bir site var. Lütfen oraya gidin. Hangi mesleği yapıyorsanız, hangi ülkede yapmayı planlıyorsanız onu yazın. Orada gerçekten çıkan şey maaşınızdır. Bir de şöyle bir durum var. O sitelerde yıllık geliriniz yazar. Avrupa için söylüyorum. Burada geliri genelde yıllık söylerler. O gelir çok büyük bir oranda kesintiye uğrar. Mesela sallıyorum 100 bin euro aylık gelir yazıyor sayfada. İşte bilgisayar mühendisi için. Sizi onun var ya böyle yarısından biraz fazlası gelir yani. 60 bin eurosu falan gelir sallıyorum. Hani nakit olarak cebinize girecek para vergi düşüldükten sonra. Onu hani böyle çok fazla yalan dolan şey var. İnsanların ilgisini çekmek için çok fazla şey yapılıyor. Haber sitelerinde de özellikle. O yüzden inanmayın. Gerçeğini araştırın. Ben de ilk başta maaşları görünce ne oluyor lan bu kadar para bana senede verirse ben uçarım lan falan diyordum.
Vergiler işin içine girince, ki Hollanda'da acayip yüksek vergi oranları. Maaşınız yükseldikçe vergi dilimi de artıyor. Vergi dilimi arttıkça daha fazla maaşınızdan kesinti yapılıyor. Mesela maaşınıza 500 euro zam geldiğini düşünün. Bir üst dilime çıktı, size aslında 100 euro, 150 euro falan gelecektir yani, öyle düşünün. O kadar saçma sapan vergi oranları var. Ne oluyor? Ya yol, işte su, elektrik, köprü möprü yapıyorlar. Yollar çok güzel, diyecek yok. Bir tane çöp yok. Helal olsun. İyi kesiyorlar. Aklı başında çalışkan insanlar dünyanın her yerinde barınabilirler. Her yerine gidebilirler. Ben gitmelerini desteklerim. Aklı başında çalışkan, işinde gücünde insanların kesinlikle istediğine erişmesine, istediğine sahip olmasını istiyorum. En iyi motor, en iyi ev, en iyi araba, en iyi yaşam şartları kesinlikle. Bu arada yaşam ve para maaş muhabbetinden gireyim. Devam edeyim. Burası da bir güzel bir şehrin merkezi. Abimiz durdu. Çünkü yaya geçidi değil. Yaya geçidi burası. Öyle zırt pırt geçmiyor yaralar. Aklı başında adam. Muhtemelen yüzü de kırmızıydı bayağı. Orada içmiş birasını, takılıyor. Maaş konusu Hollanda'da mesela, diyelim geldiniz herhangi bir şekilde. Burada asgari ücret 1635 euro olması lazım. Buradan sola gitseydim keşke. 1635 euro ile burada ne yapabilirsiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir şey yapamazsınız. Sadece evinizde oturursunuz, işe gidersiniz. Bir de bir tane oda kiralarsınız. Ev tutma ihtimaliniz çok düşük. Şu an ev bile bulunmuyor. O yüzden ya iki kişi asgari ücretle çalışabilir ki geçinsin, ya da fantastik bir rüya yani. 20 mesela hesaplayınca oha lan diyorsun. Türk lirasıyla 30 bin lira para yapıyor diyorsun, ama burada gerçekten çok sıkıntılı yani. Çok sıkıntılı. Çok zor geçinirsin. Hele bir aileyi geçindirmek düşünemiyorum. O yüzden önerim, kendi mesleğiniz neyse, ne iş yapıyorsanız onun üzerine buraya göç etmek veya Avrupa'nın herhangi birine göç etmek tamamıyla. Ya mesela örnek veriyorum, ben İngilizce öğretmeni olduğumu varsayalım. İngilizce öğretmeni olarak ne yapabilirsiniz burada? Bir şey yapamazsın değil mi? İngilizce öğretmeni olarak ne yapabilirsin? Yani herhangi bir iş şeyi yok. Sadece insanlarla kolay iletişim kurabilirsin. Buradaki insanlar zaten okulda adam gibi eğitim aldıkları için birçok konuda İngilizceleri çok daha iyi oluyor Türkiye'dekinden. Belki İngilizce öğretmenliği yapabilirsin bir ihtimal, iyi bir kurum bulabilirsen. O da ana dili bilmemen sana engel olur. Mesela Fransa'ya İngilizce öğretmen olarak gittiğini düşün. Fransızca bilmiyorsun, nasıl açıklayacaksın ki konuyu? Hani o zaman ne yapacaksın? Başka bir plan kurman lazım. Tamam, bunu geçtik. Tamam, Türkiye'de bir bilgisayar mühendisisin. Kendi mesleğimden ilerleyeyim. Bilgisayar mühendisi olarak bir ülkeye geldiğinde ne yapabilirsin? Kendi işin neyse onu yapabilirsin. Burada dil gözetmeksizin İngilizce biliyorsanız bilgisayar mühendisliği mesleğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Geldiğiniz gibi kendi mesleğiniz üzerine hemen bir iş bulabilirsiniz. Araştırırsanız eğer iyice, hemen iş bulabilirsiniz. Bu sayede ne olur? Siz bilgisayar mühendisi maaşı alırsınız. Çok da rahat yaşarsınız. Tamamıyla o ne iş olsa yaparım olayı size en büyük zararı veren şey olur yani, öyle söyleyeyim. Hiç gerek yok. Kendi işinize bakın. Yola çıkmadan, plan yapmadan da dilinizi iyice geliştirmenizi öneririm. Burada çünkü görüyorum, burada hala çok uzun yıllar yaşayıp da buranın yerel dilini bilmeyen, İngilizce bilmeyen, hatta yerel dili biliyorum diye iddia edip derdini daha doğru düzgün anlatamayan insanlar var. Çok var yani. Türkler özellikle, belki Marokkanlar da, yani Marokkan dediğim Faslılar oluyor. Buradakiler Hollandaca isim Marokkan olduğu için ben de ağzım öyle alışmış. Bazı kelimelere iyice alıştım yani, o kadar süre geçince. O yüzden o olay çok tehlikeli yani. Ben ona girmemek için şu an Hollanda dilini, Flemenkçe dilini iyice kavramaya çalışıyorum. Ki rahatlıkla iletişim kurabileyim. Çünkü ben markette birine bir şey sorduğum zaman İngilizce cevabımı alıyorum, ama yine de ana dil sormak, çünkü bir afallıyorlar böyle. İngilizce diyorum, bir afallıyor, ne oluyor lan diyor. Ondan sonra ha tamam diyor, devam ediyor konuşmaya. Bu demek ki diyor yabancı. Biraz da tipten kazanıyorum, çünkü biraz buranın insanına benziyor şeklim, şemalim, ten rengim. O yüzden çok sırıtmıyorum, ama biraz renge bakarak bazı şeylere karar verildiğini düşünüyorum. Özellikle
Almanya'da çok sık ırkçı haberler görüyorum. Irkçılığa maruz kalan insanlarla alakalı. Böyle bir yere gidiyorum ama umarım yanlış bir yer. Çok güzel ya mekan. Müthiş. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Bunlar Mısır. Bu da yeşil. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenirsiniz. İzlediğinizde bilgilenmiş olursunuz diye düşünüyorum bu konular hakkında. Bundan sonra da soran arkadaşlara bu videoyu gönderirim. İzler, bilgi sahibi olur. Çünkü birçok şey aslında elinizin altında. Google'da yazıyor. Ben de birçok şeyi Google'da araştırdım. Google üzerinden. Şöyle dönelim. Malikanesine giden bir Mercedes'li abi. Adamlar ev değil, malikane var ya. Ne biçim zengin bir yere geldim ya. Kanala bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şurada 100 bine az kaldı. 100 bin aboneye varınca ben de yüzümü açacağım. Kaskı çıkaracağım. Kaskı çıkardıktan sonra da daha böyle eğlenceli videolar çekeriz diye düşünüyorum. Zaten yeni motorumuz geldi. Artık biraz daha sık sık video atacağım. Biraz şöyle tur yaparız. Sağa sola gideriz. Havalar da güzelleşti. Instagram'da da abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada TikTok sayfası açtım. Bunu şu an duyuruyorum. Bayağı bir önce açmıştım. TikTok'ta da bakabilirsiniz. Çok farklı bir şey yok aslında orada ama oraya da bazı şeyler atıyorum, postlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.